Hakan Şartdemir'in Mükemmel Boşluk sergisindeyiz. Nasıl bir sergi sanat severlerle buluşuyor? Hakan Şartdemir tabii kamuoyunda daha çok şair olarak biliniyor. Yazdığı kritik yazılarıyla biliniyor, yaptığı çeviri kitaplarıyla biliniyor. Ama tabii Hakan'da her zaman çocukluğundan itibaren sürekli bir resim çalışma serüveni devam ediyor. Aslında bu sergi bundan 3-4 yıl önce Ankara'da Hakan'ı ziyaret etmiştik yönetmen arkadaşım Faysal Soysal'la birlikte. Tabii atölyesindeki harika resimleri görünce bir kaldım ben. Çok değişik çalışıyor, çok özel bir üslubu var, çok modern bir dili var. Ve o zaman bu serginin hayalini kurmuştuk. Şair Hakan Şartdemir'i, ressam Hakan Şartdemir olarak da kamuoyuna sunmamız gerektiğini düşünmüştük. Aslında yaratıcılık aynı şey. Siz şiirde yazıyor olsanız, müzikle besteliyor olsanız, resim de yapıyor olsanız sonuçta bir yaratıcılıktan doğuyor sanat. Ve Hakan bu yaratıcı dilini her iki alanda da kullanan bir sanatçımız. Ama kamuoyu şu ana kadar Hakan'ın resim yönünü bilmiyordu. Aslında bir nevi bizim sanatımızda böyle bir gelenek de var. Hakan mesela Tevfik Fikret mükemmel bir ressamdır aynı zamanda ama şair olarak bilinir. İşte Bedri Rahmi herkes bilir. Ekrem Kahraman mesela çok önemli bir şairdir aynı zamanda ama ressam olarak bilinir. Şimdi Hakan'ın resim yönünü izleyiciyle buluşturma görevimiz vardı bence. Çünkü çok özgün çalışıyor, çok değişik çalışıyor, çok kendine mahsus bir dil üretmiş. Ve tabii ki Hakan'ın burada çalışmalarından çok küçük bir kesit sunabiliyoruz biz. Daha çok da boyama işleri üzerinden gittiğimiz bir sergi dili var. Hakan'ın çok kavramsal işleri var. Umuyorum o ileride başka bir serginin muhteşem bir konusu olacak. Burada Mükemmel Boşluk zaten bu serginin benim favori eserim. Yani gerçekten zamanı aşan bir dili var bu resmin. Şöyle sanat eseriyle sanatsal ilişki kurmak demek aslında ona bakmak demek değildir. Aslında sanat eserini kendi içinizde yaratmak demektir. Bu şiir için de böyledir. Bir besteye de siz içinizden ortak olmazsanız, onunla sanatsal ilişki kurmuş olmazsınız. Sosyal ilişki kurarsınız, popüler ilişki kurarsınız, başka türlü ilişkiler kurarsınız. Ama biz sanat eseriyle sanatsal ilişki kurmanın yaratıcılık gerektirdiğini düşünüyorum ben. Ve Hakan'ın hiçbir eseri böyle kolay yenilip yutulacak işler değil. Mutlaka ve mutlaka siz onu kendi içinizde yaratmak zorundasınız. Ve bir eserine bir defa değil dönüp bakmak zorundasınız. Hakan Şartdemir'in eserlerinde alışılagelmiş kağıt üzerine değil, birçok materyal kullanılmış ve farklı şekillerde materyal kullanılmış. Benim en çok dikkatimi çeken mesela röntgen üzerine yapılmış olan bir resim vardı. Ama birçok daha farklı materyal var. Müthiş bir değişim çağındayız. Yani resim de bir plastik alan olarak bundan en etkilenen alanlardan birisi. Hani duş ampulün pisuvarından başlayan böyle sanatı kavramlaştıran, kavramsal sanatı önceleyen bir dil var ve bu dilin sınırı yok zaten. Hakan sınırsız bu anlamda. Hakan'ın tabii burada gördüğümüz sizin çok çeşitli materyaller kullanmış dediğiniz Hakan'ın daha çok üniversitedeki eğitim döneminde yaptığı işler var ve daha sonra doktora döneminde yaptığı çalışmalar var. Hacettepe Üniversitesi'nde biliyorsunuz plastik sanatlarda doktora yapıyor Hakan aynı zamanda. Ama Hakan'ın buraya taşıyamadığımız işlerini görseydiniz bu dediğiniz yargı çok daha ileri taşımak gerekirdi. Çünkü sanat eserinin sanatçının yarattığı formuyla sanat eseri var ve bunun sınırı yok. Ve modern dönemde bu çok değişti, çok dönüşüme uğradı. Hakan çok cesur. Yani Hakan'ın sanatına girmeyecek bir sınırı yok. Ama inanıyorum bu sergiyi izleyenler Hakan'ı takip edecekler ve bundan sonraki daha kavramsal art üzerinden bir Hakan Şartdemir bence bu serginin üzerine çok değerli olacak diye düşünüyorum. Mükemmel Boşluğu Hakan Şartdemir'in eserlerinde nasıl görüyoruz? Yani şimdi Hakan Şartdemir'in Mükemmel Boşluk isimli bir eseri var. İşin doğrusunu isterseniz sergi isimleri koymak çok önemlidir. Biz Hakan'la çok bu konuyu tartıştık. Tabii ayrı şehirlerdeyiz, yazışıyoruz vesaire. Bir boşluk, yani boşluğun gücünü Hakan mükemmel yansıtıyor. Karmaşık işlerinde de yansıtıyor, çok sade işlerinde de aynı gücü yansıtıyor. Ve böyle müthiş bir imgeleme var. Bu imgeleme taşıyalım dedik. İşte kritik yazımızı yönetmen Faysal Soysal yazdı ve çok değerli bir yazı katalogda.
çok doğru altın çizdiği temalar vardı. Orada da boşluk üzerinden giden bir dil vardı. Boşluğu ele aldık ama bunu tamamlayıcı unsuru nedir? Ama resim bize yol gösterdi. Zaten Hakan'ın Mükemmel Boşluk diye. Zeytinburnu'na bu sergiyi görmeye gelenlerin orijinalini gördüğünde benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacakları harika bir eser var ve otomatikman serginin ismi resmin isminden doğdu açıkçası. İçinden doğdu resimlerin ve içimize de çok sindi.